Ve Habib Hocam tabi hiçbir da hekimin tavsiye etmediği ve bizlerin de elimizden geldiği kadar uzak durulmasını tavsiye ettiği tütün kullanımı, sigara kullanımı. Evet. Ve kalp hastalarında da sigara kullanımını görebiliyoruz. Yani kalbinde bir rahatsızlık var, anjiyo olmuş, stent takılmış, sizden sigara kullanma diyorsunuz ama yine de kullanıyor. Peki. Sigara kullanımı ile ilgili. Tabii sigara ile ilgili bizim hastalarımıza hep söylediğimiz şey şu. Daha doğrusu tespitimiz de bu aynı zamanda. Eskiden bundan 20 yıl önce işte bir damarında sorun olan bir hasta ameliyat kararı verilebiliyordu. İki damar, üç damar zaten ameliyat ediliyordu. Şimdilerde ise ve ameliyat olan bir hastanın da yaşadığı sıkıntıları düşünürsek o belki ölüm korkusu, ameliyattan çıkacağım, çıkamayacağım. O dönemlerde ameliyattan riskleri bugünküne göre biraz daha yüksek. O korkuyla yani sigarayı rahatlıkla bırakıyorlardı, bir daha da başlamıyorlardı. Ama bugünlerde nasıl oldu işler? Ameliyat oranları son derece düştü. Ameliyat ihtiyacı son derece düştü. Hasta bugün geliyor, 3 tane stent takılıyor, yarın taburcu olup evine gidiyor. Şimdi böyle konforlu olunca işler, hastalarımız da hastalığın aslında hafif bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Benim hastalığım işte bir gün yattım, ertesi gün çıktım. Apandisit oldum, iki gün sonra veya bir gün sonra çıktım diye düşünen hastalarla aynı kefeye koyuyor kendini. Dolayısıyla teknolojinin ilerlemesi, imkanlarının ilerlemesiyle tedaviye kolaylıkla ulaşıyor hastalar ve iyi bir konforla ulaşıyor. Bugün dediğim gibi yani 3 tane damar tıkalı hastanın icabında uygun ise şartları bugün 3 tane stentini takıyoruz. Ertesi gün gönderiyoruz. Evet. Bu her hastada olmayabilir ama çoğunlukla böyle. Bir damar, iki damar, üç damar neyse. Yani ihtiyaca göre. Dolayısıyla bu hastalarda böyle bir algıya yol açıyor. Yani ben 3 tane damarımı açtırdım. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Bir daha da bununla yüzleşmeyeceğim. Oysa bizim damar hastalığımız kronik bir hastalık. Yani nasıl şeker hastası oldunuz, şeker hastası olarak devam edeceksiniz. Kalp hastası olduğunuzda da kalp hastalığınız bitmiyor. Stent takılmış olabilir, bypass yapılmış olabilir. Ama bunlar sizin aynı yaşam tarzını sürdürdüğünüz takdirde 2 yıl sonra, 1 yıl sonra belki daha kötü bir tabloyla yeniden karşınıza çıkacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Biz damarı açınca hastalığın tümünü kökten çözmüyoruz. Hastalığın bir belirtisini çözüyoruz sadece. Hastalığın yaptığı bir atağa savuşturuyoruz. Hastalık orada bütün olarak duruyor karşımızda. Dolayısıyla sigara ile ilgili tespitimiz maalesef böyle. Hastalar tedaviye kolay ulaştıkça, daha acısız, daha sıkıntısız bir şekilde ulaştıkça hastalığı hafife alma ihtimali artıyor ve bu hastalar sigarayı bırakmakta daha çok zorlanıyor. Ama bypass olan bir hasta daha kolay bırakıyor. Çünkü o bypass'ın öncesinde yaşadığı stres, yoğun bakımda geçirdiği süre, belki bir ayı bulan, belki 2-3 ayı bulan iyileşme süreci, yaraların iyileşme süreci. Burada tabii sigarayı düşünecek vakit kalmıyor zaten. O travmayla, o korkuyla daha kolay bir şekilde sigarayı bırakabiliyor hastalarımız. Ramazan ayı bir fırsat olabilir mi? Ramazan ayı bir fırsat olabilir tabii ki. Çok iyi bir fırsat yani. Yani 15-16 saat bir insanın açlık süresince sigara içmediğine göre bu direnci kırabilmek için çok iyi bir süre. Ama her şeyden önce bu iradeyle ilgili bir şey. Ben şunu da çok görüyorum. Günde bir paket sigara içen bir hasta Ramazan ayında da bir paketi tamamlıyor iftarla sahur arasında. Yani bu bir irade meselesi, istek meselesi. Yani bırakmaya niyeti olan olmayan bir kişi 3 gün aç bıraksanız, 3 gün sigarasız da bıraksanız 4. gün o 3 günü de telafi edecek şekilde sigara içebilir yani. Bırakma iradesi yoksa, isteği yoksa. Tabii bu süreçte sigara tüketiminden bahsettik ama ilaçlarını da mutlaka içsinler. Çünkü kalp hastalarında anjiyo olabilir, stent takılmış olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir kişiler. Bunlar ilaçlarını mutlaka takip etmeliler değil mi hocam? Evet tabii. Kalp hastalarının şöyle bir avantajı var. İlaçlarımızın çok büyük kısmı günde tek doz kullanılan ilaçlar. Dolayısıyla sahurdan sonra ilaçlarını aldığı takdirde
Şayet varsa ikinci dozu akşam iftardan sonra aldığı takdirde, yani tedavisi çok ciddi bir aksama göstermiyor. Dolayısıyla hani şeker hastalarına nazaran biraz daha uyumludur oruçla kalp hastalarının ilaç düzeni. Evet. İlaçlarını almaları için hiçbir engel yok. İlaçları oruç tutmaya elbette çoğu zaman için mani değil. Ama sahurda veya iftarda nasıl ayarlanmışsa aynı düzende kullanmaları şartıyla tabii ki.